Kariyer basamaklarını tırmanmak da kadınlar için bir mesele. Hem cam tavanlar var hem de başka engellerle karşılaşıyorlar. Bu yolda giderken yönetim kurullarında kadınlar nasıl yer alabilirler? Bir kadının yönetim kurulunda yer alabilmesi için hangi özelliklere sahip olması gerekir? Şimdi önce şeyi söyleyeyim. Yani yönetim kuruluyla yönetimin arasındaki belki farktan başlayarak sorumuza geleyim. Yani yönetim adı üzerinde icrayı yapan kesim. Yönetim kurulu ise icraya yön veren, keza denetleyen, riskleri ortaya koyup riskleri değerlendiren ve o kurumun ileriye dönük sürdürülebilir başarısını sağlayan bir komite, bir ekip. Şimdi komite ve ekip dediğimizde yönetim kurulu için en kritik konuların başında çeşitlilik geliyor. Çünkü o riskleri değerlendirebilmek, ileriye dönük sürdürülebilir başarıyı ittirebilmek, o vizyonu yönlendirebilmek için farklı şapkaları takmış, farklı çeşitliliği içinde barındıran insanlara ihtiyaç var. Şimdi burası o kadar doğal ki insan dediğimiz noktada dünya nüfusunun işte konuştuk yarısı kadın. Türkiye'nin yarısı kadın. Keza diğer taraftan baktığımızda üniversite mezunlarının %48'i kadın. İş dünyasına geldiğimizde bu oran toplamında %38 pardon istihdama katılım görüyoruz. Hele ki yukarıya çıktığımızda CEO seviyesinde %7-8'lerde yönetim kurullarında %17'lere gelmiş vaziyetteyiz. Şimdi biz baktığımızda yani Borsa İstanbul'a biz 400'e baktığımızda yönetim kurullarında yani doğru anlamlı kadın katılımı diye baktığımızdaki oran yani 3 yönetim kurulu üyesinin kadın olduğu şirket sayısı da %10'u geçmiyor. Ki bunların içerisinde de aile şirketlerindeki kadın hissedarlar var. Olsun, o da olsun. Bu neyi gösteriyor? Şimdi bir taraftan da biz yönetim kurulunda kadın derneğinin yani bu oluşum 2011'de oluştu. Hande Yaşargil, Burçak Güven'le birlikte 4 dönem bir mentilik programı 2017'de de dernekleşti ve toplamında 200 kadınımız var burada. Bu 200 kadınımız da tamamen bu çeşitliliği yansıtan board ready dediğimiz board'a hazır. Çünkü Yönetim Kurulu Kadın Derneği'nin aslında bakarsak çok ciddi bir yönetim kurulu geliştirme programı var. Çeşitli üniversiteler tarafından akredite edilmiş. Türkiye'nin en büyük kurumlarının CEO'ları patronlarından oluşmuş 100 kişilik bir mentor havuzumuz var. Bu mentorlarla mentiler işte 2 yıla 1,5 yıllık bir süreçte minimum 6 maksimum 9-10 kez bir araya gelip bir yönetim kurulu üyesi olması gereken özellikler. Yani sizle ta benim 2011 yılında Güler Hanım'la yaşadığım hikayeye benzer hikayeleri yaşıyorlar. Şimdi böyle baktığımızda aslında bu konu an itibariyle Tülay Hanım bir arz konusu değil. Yani hele ki Borsa İstanbul'da bu bir talep konusu. Bu arada hazır kadınlarımızı biz artık yönetim kurullarında görmek istiyoruz. Çünkü bu konu şöyle bir konu değil. Havuzumuza baktığımızda insan yönetimi formasyonundan gelenler var. Tamamen P&L yönetmiş CEO'lar var. Dijital dünyadan, teknolojiden gelen kadınlarımız var. Çünkü yönetim kurulu üyeliği farklı farklı bakış açılarının tamamlandığı, toplamda o gidişatı sağlayan, o kapsayıcılığı sağlayan çeşitliliği barındırmak. Bu ne demek? Bu ister istemez kadınların da yönetim kurullarında yer alınması başarı için ön koşul. Şimdi pek çok araştırma gene şeyi söylüyor. Yani kadınların yönetimde olduğu, kadınların yönetim kurulunda olan şirketlerin performansı, hisse değeri, verimliliklere yarattığı değer pek çok araştırma gösteriyor. İşte
CEO olan kadınların efficiency'ye, verimliliğe %7 daha ek etki kattı. İşte pandemi sürecinde bile ülke liderlerine baktık. Şu kuzey coğrafya ülkelerindeki liderlere baktık. Uzak doğudaki liderlere baktık. Yani kadınların lider olduğu coğrafyalarda kadınlar çok daha fazla, ki öyle bir dünyadayız ki, daha fazla dinlemeye, daha fazla duymaya, daha fazla ortak görüşü resmin içerisine almaya, katılımcı yönetime, ki bulunduğumuz dünya teknolojiyle birlikte, dijitalleşmeyle birlikte çoklu sesi alıp sindirip sonrasında bir noktaya gitmeye imkan yaratan bir dünyadayız. O yüzden kadınlar bu anlamda gelecek dönem için çok ciddi bir fırsat. Şirketlerin, kurumların tepe noktaları için. Türkiye'ye baktığımızda da Türkiye bu anlamda nasıl, biz pek çok alanda diyoruz ki bankacılık sistemi dünyanın ötesinde standartları olan bir noktada diyoruz. Hep bankacılığımızla bu anlamda övünürüz. İnanın Tülay Hanım, Türkiye'deki tepe seviyesi kadınlar, yani ben YKKD ile çok net deneyimliyorum. Bu 200 kadınımız, bırakın Türkiye'yi, global alandaki yapıyorlar şu anda, içerisinde olanlar var. Pek çok yapının yönetim kurulu üyeliğini yapıp doğru sorularla yönetimi yönlendirip riski asimile edip geleceğe yönelik doğru adımlarla gidebilmesi için çok ciddi aset olabilecek kadınlarımız var. İşte biz de dilimizi el verdiğince doğru imkanları ve doğru örnekleri pek çok platformda konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Bizim danışma kurulu başkanımız Murat Özyiğin, hatta Murat Özyiğin'le Hande Yaşargil geçtiğimiz dönem, şimdi şirketlerin genel kurulları var ki bunu da paylaşıyoruz şu anda. Diyoruz ki burada 200 tane board ready kadınımız var, board'a hazır kadınımız var. Unutmayın, bu havuz sonuçta siz kurumların ileriye dönük hikayesine değer yaratacak çok ciddi, çok ciddi kıymetler. Bu yolda da ilerleyeceğiz. Peki o kadınların özellikleri neler? Hani board ready dediniz. Bir kadın, evet, hangi özelliklere sahip olursa yönetim kurullarına girmeye hazır hale geliyor? Şimdi aslında kadın değil, insan olarak bir kere öncelikle düşünelim. Çünkü hani o yönetim kurulundaki oluşturduğunuz her bir koltuğa oturuyorsunuz. Bir seat'i, bir koltuğa sahipsiniz. O koltuk aslında dediğim gibi farklı farklı özellikler. Mesela size şöyle söyleyeyim. Benim içinde bulunduğum bir yapı. O yapı şu anda pek çok şirketi var. Pek çok şirketinin ötesinde holdingde bir yapılanmaya gidiyor. Ve diyor ki benim hissedarlar var. Hissedarların yanı sıra diyor. Bu grup diyor teknolojik ve yeni dünyaya evriliyor diyor. Yeni dünyaya dönüştüğü bir dünyada teknolojiyi ve yeni dünyayı bilen diyor bir board seat'i, bir yönetim kurulu sandalyesini dolduracak bir bireye ihtiyacım var diyor. İşte geri dönüp baktığımızda bizim yönetim kurulunda kadında teknoloji dünyası içerisinde yer almış, bir bilanço okuyabilen, finansallara bakabilen, kar zararı değerlendirebilen ama aynı zamanda da dünya nereye gidiyor, hangi alanlar iyi alanlar, bu alanlardaki yaratılacak değerler neler, buradaki soruları doğru şekilde gündeme taşıyıp, dinleyip duyup, yani diğer yönetim kurulu üyelerini ve yönetimi dinleyip duyup, o yönetime de analitik yaklaşım, çünkü yönetim kurulu üyeliği koltuğunda oturduğunuz zaman icracı değilsiniz. Hem stratejik bakmanız lazım, doğru analiz yapıp, stratejik bakıp ileriye taşımak için doğru sorularla yönlendiriyor olmanız lazım. Bu çerçevede evet, temelde finansal okuryazarlık tabii ki kritik. Bir şirketin ana performansı ortada. Ama onun ötesinde siz hangi şapkayla tamamlıyorsanız o stratejik bakış açısı, doğru analizin üzerine, o doğrultuda da doğru sorularla o yapıyı ileriye taşıyacak kadınlarımız diye bakıyoruz. Ve bu çerçevede de aslında biz yönetim kurulunda kadın derneği olarak mentilerimizi değerlendiriyoruz. Yani kapsamlı bir program çerçevesinde mentilerimizin değerlendirdiği bir envanterimiz var. Bu envanter doğrultusunda, yani yönetim kuruluna
bu kadınlarımız ne kadar hazır? Stratejik bakış açısı olarak, analiz kabiliyeti olarak, finansal okur yazarlık olarak, markaya yaratılabilecek değer olarak, toplam insan ve o şirketin toplumsal ve kurumsal duruşu olarak, teknik ve non teknik belli bir değerlendirme doğrultusunda da geri bildirim seanslarımız var. Bu geri bildirim seanslarını hem mentilerimize yapıyoruz hem de mentorlarımıza da yapıyoruz. Bizim mentilerimiz bu çerçevede nasıl ilerliyor? Hangi noktalarda mentorlarımız mentilerimizin elinden tutsun ve ileriye dönük o yol hikayelerinde yanlarında olsun diye. Çok önemli bir program. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği sayesinde umuyoruz bir gün istenilen noktaya, yani o eşit seviyeye kadınlar yönetim kurullarında hak ettikleri yerlerde olurlar.